Sözümüz dinlenecek de diyebiliriz. Hemen İsmail Sevinç'e dönmek istiyorum. Sosyal güvenlik uzmanı. Bugünkü eylemi konuşacağız birazdan. Emeklilerin durumu ne olacak diye de konuşacağız ama hani her seçim döneminde, mesela geçen seçim döneminde EYT müjdesi gelmişti hükümetten. Şimdi de kademeli emeklilik bekleniyor. Yazılıyor, çiziliyor. Hatta en çok arananlarda kademeli emeklilik olacak mı, olmayacak mı diye bir madde var. Olacak mı, olmayacak mı? Ne bekliyorsunuz? Yani şöyle, bana göre kısa vadede olması çok zor İpek Hanım. Çünkü şimdi bir maliyet getirecek. Yani önemli bir maliyet getirecek. Şimdi tabii bu maliyeti bir karşılamak gerekiyor. Ama son dönemlerdeki yaklaşımlardan baktığımızda da işte bu gerek ikramiye ödemesi olsun. Buradaki tartışmalar biliyorsunuz çalışan çalışmayan şeklindeydi. Burada da 15-20 milyarlık bir maliyet farkıydı. Buna girmekte zorlanıldı. Diğer taraftan en son bu %49.25'e çıkacak mı? 42.6, 37.57. Bu da bir tartışma konusu oldu. Oradaki 5 puanın etkisi ise 50-60 milyar kadardı. Aslında gürültüsü daha çoktu. Ama buna da girmekten çekinildi. Şimdi karşımızda olan senaryo başka bir senaryo. Önemli bir senaryo aslında. Şöyle söyleyelim. Türkiye'de benim tahminim, tabi bu resmi rakamlarda yok ama işe giriş çıkışlardan anladığım 5 milyon kadar insan var. Ya yani 5 milyon kadar çalışan bu potada aslında. Kademeli geçiş dediğiniz potada. Bu insanların talepleri haklı mı? Evet, bir anlamda haklı. Ne anlamda haklı? Şöyle, tabi EYT'yi bir şekilde hani dedik ki yani önceki hakları iade edildi, doğru. Ama tabii bir gün sonra işe girenler açısından baktığınızda da olay şöyle bir fotoğraflanıyor. Aynı iş yerinde çalışıyorsunuz. Hatta diğerinden daha küçük yaş, daha büyük yaştasınız. Evet. Ama sizden 3-5 gün daha önce işe girmiş. 8-9-99 öncesinde. Ve 20 yıl daha geç emekli oluyorsunuz. Bakın 20 yıl az çok, bir süre değil. Hatta süre o emekli hatta, maaşını evet. almaya baş. Hatta emekli maaşını almaya başlıyor. Siz de aynı yerde çalışmaya devam ediyorsunuz ve bakıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben de emekli olayım. Tabii bu erken emeklilik konusu ayrıca tartışılır ama Türkiye'deki tartışma konusu bu bence genel erken emeklilik tartışma konusundan çok uzak. Bir taraftan herkes haklı konuma geçebiliyor. Yani burada da kademeli emeklilik isteyenler de kendi içinde haklı. Diyor ki ben 17 yıl, 20 yıl neden geç emekli olayım şeklinde bir tepki. Tabii burada bu kısa vadede olur mu? Yani burada tabii bir kademeli geçiş isteği şuna dayanıyor. 58-60 yaşında emekli olacak kişiler, kadınsa 58, erkekse 60. Acaba daha erken bir kademe yapılabilir mi? Bu anlamda haklı bir istek ama emeklilik yaşı anlamına baktığınızda ise Türkiye'de tabii emeklilik yaşının düştüğünü söyleyebiliriz. Tabii çalışan sayısının da azalması burada bir problemi işaret ediyor. Kısa vadede çıkmaz ama orta vadede bir düzenleme gerekir. Bu da adalet açısından gerekir. Yani diğerleriyle bir adalet açısından gerekebilir. Staj ama bu işi son nereye varır derseniz. Beni bombardımana tuttular mesela. Evet. Staj mağdurları. Onlar için bir şey bekliyor evet. musunuz? Yani staj mağdurları ile ilgili şöyle, onlarınki biraz daha beklenti daha yüksek. Şöyle daha çok ısındı onlar. Yani daha çok ısındı derken işte ufak tefek çalışmalar yapıldı onlarla ilgili. İşte bir stajyer başlangıçları var ve borçlanma suretiyle istiyorlar bunu. Bunları ben daha yakın görüyorum. Diğeri daha pişmedi yani yemek daha pişmedi. Staj mağdurları ile ilgili konu şu, aslında paralarını verecekler. Ara dönemi borçlanacaklar, erken emekli olacaklar. Burada da benim bildiğim 2 milyona kadar yakın kişi var ama çok daha azalmış olabilir özellikle şeyde. Azalmış olabilir. Çünkü EYT ile beraber bunlardan da emekli olanlar oldu staj mağdurlarından. Bu değerlendirileceğini düşünüyorum ben staj mağdurlarının. Yani kısa yani bu seçimlere değil ama bundan sonraki bir siyasi zamanlamayla, ama ben bu konulardaki siyasi zamanlamaları doğru bulmuyorum. Sosyal güvenlikte yapılan işlerle ilgili. Yapacaksanız bunu yapacaksınız, yapmayacaksanız da hani rafa kaldıracaksınız. Ama bizde yani her şeyi seçme endeksi. Çünkü insanları da çok yoruyor.
Evet maalesef yani açlık başka bir şey, işte emekli olmaya ihtiyaç başka bir şey, seçim başka bir şey. Yani seçilirsiniz seçilmezsiniz ama orada bir insani unsur var netice itibariyle. Evet. Şimdi staj mağdurları ile ilgili tabii Türkiye'de staj başlangıcı sigortalılıktan yalnızca kısa vadeli yönüyle kabul ediliyor. Çok detaya girmek istemiyorum. Hı-hı. Hani burada nedir? İşte kadınların doğum borçlanmasında işe yarayan bir sistem staj başlangıcı. Ama mesela Almanya'ya gittiğinizde Almanya'daki başlangıç, staj başlangıcı ne olursa olsun sigorta başlangıcı sayılıyor. Yani siz diyorsunuz başlamış sayılıyorsunuz ve o tarihten itibaren aslında sigortalısınız. Biraz bu stajyerlerin durumunu güçlendiriyor ama Türkiye'deki sistem kısa emeklilik prim ödemeyenler açısından buna engel oluyor. Benim beklentim bu konuda olabileceği noktasında. Yani burada stajyerler konusunda daha kısa vadede bir şey çıkabilir diye tahmin ediyorum ben. Bu daha böyle gerçekçi duruyor. Kademeli geçişle ilgili daha uzun vadede olabilir. Yani çok kısa olmaz. Bu sürede de bazıları bekler, bazıları emekli olur. EYT çünkü tartışmalarını ben hatırlıyorum. Ben o dönemde aktüarya fon yönetimi başkanıydım. Bu EYT hesaplamalarını yapıyorduk daha çok. Hı hı. Orada baktığımda da EYT tartışması 15 yıldır yapılıyordu ve hesaplıyorduk. Ama hiç çıkmadı, 15 yıl sonra çıktı. Yani şöyle, bir şeye çalışılması da bunun çıkacağı anlamı taşımıyor. Uzun vadede alttan yani zaman zaman çalışılıyor. Çok uzun çalışmalar değil bunlar tabii ama bunlar sürece yayılıyor biraz. Evet. Yani hızlı bir şekilde sonuç alınması zor bir durum. Özellikle kademeli emeklilikte. Ama Türkiye'de sosyal medya çok etkin. EYT çıkmaz diyorduk, EYT çıktı. Ama kısa vadede ben kademeli emekliliğin çıkacağını düşünmüyorum. Zaten bu konuda resmi açıklama da geldi biliyorsunuz. Kademeli emekliliği çalışmıyoruz. Yani böyle bir gündemimiz yok dendi. EYT için yani de biliyorsunuz Cumhurbaşkanı mümkün değil demişti. Ama o çıktı. Ama o biraz muhalefet. Çok doğru. Evet. EYT erken emeklilik tabii birçok kişinin işine yaradığı gibi görünüyor. Çok emekli olan kişi oldu ama bence orada bir aslında bir yaş kademesi getirilmesi fena olmazdı orada da olsa. Yani şöyle bir yaş kademesi evet, gelse en azından bundan sonrası için daha iyi olabilirdi. Bir şey mi söyleyeceksiniz? Ama burada tabii siyasi bir karar. Yani bunların sonuçlarını da alıyorsunuz, göze alıyorsunuz. Yani bugün EYT'nin sonucu olarak biliyorsunuz hani özellikle bütçe planlaması konusunda sıkıntı olduğu çok ifade ediliyor. Yani EYT'den dolayı hani bir açık verildiği ve yani bu açığın da gitgide arttığı da konu oluyor. Siz de hatta geçen zannedersem bu konuda da bir televizyon programında görmüştüm. Evet. Şimdi şöyle, tabii bu EYT ile ilgili eğer EYT'yi çıkarıyorsanız bir kere bunun maliyetini önceden öngörmeniz gerekiyor. Çünkü orada bir 2 milyon kişiyi başlangıçta bir emekli yapıyorsunuz ve sonunda 5 milyon kişiye çıkıyor bu. Yani bunu öngörmelisiniz. Evet. İkincisi, tabii burada şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun dengesine bakarsanızsa hiç çok olumsuz bir durum yok açıkçası. Yani yansıdığı gibi değil. Hani rekor düzeyde açıklar diyoruz ama rekor düzeyde değil açıklar. Şimdi peynirin fiyatı da rekor düzeyde arttı. İşte diyorsunuz işte sütün fiyatı da rekor düzeyde arttı. Niye? Bir önceki fiyattan daha yüksek. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 39 milyar geçen yılki açığı vardı. Bu yıl net açığı 42 milyar olmuş. Şimdi bütçe transferlerine isterseniz girerim ama birazdan yani şu konuşalım bu. Olur mu? Şimdi onu bir taraftan toparlayalım tamam, birazdan. Tamam, onu birazdan konuşalım. Tamam. Tamam. Şimdi yani bu kademeli geçişle ilgili durum yani beklememiz gerekiyor gibi görünüyor. Ama sosyal medyada da çok etkinler. Başka bir bahara, başka bir seçime sanki bu